Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için dereotlu pişi tarifimi hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabım içerisine 1 su bardağı ılık süt, 2 adet yumurtayı da ekledikten sonra yumurta ve süt birleşene kadar çırpıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu ince ince kıyılmış dereotu kullanıyorum. 1 kase lor peyniri de ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Tarifim için 3,5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi kalitesi değişkenlik gösterebiliyor. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı silme tuzu ekledikten sonra çırpıcıyı içerisinden çıkarıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamurun kıvamı ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Hamuru yoğurduktan sonra 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Unumun tamamını ekledim. Özleşene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ortalama 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum kıvamına gelmeye başladı. Sizlerin de gördüğü gibi ele yapışan bir hamur yoğurdum. Hemen 10 dakika boyunca üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda Masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurumun tamamını masanın üzerine alıyorum. Hamuru kabaca toparladıktan sonra bezelere ayırmadan yazma işlemine geçeceğim. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hamuru büyük bir beze haline getirdim. Daha sonra oklava veya merdane yardımı ile büyütüyorum. Bezenin büyüklüğü çok fazla kalın, çok da fazla ince olmamalı. Bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur yoğurdum. Dakikalar içerisinde bezeyi kocaman bir hale getiriyorum. Hamurun inceliğini göstermek istiyorum. Bu incelik yeterlidir. Hamuru şekillendirmek için orta büyüklükte kase kullanıyorum. Şekillendirme işlemini yaparken mutlaka kasenin ucunu una batıralım, hamura yapışmaması için. Açmış olduğum bezenin üzerine kaseyi bastırarak şekillendirme işlemini tamamlıyorum. Pişilerin ebatını dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evlerinizde ne kadar alet varsa kullanabilirsiniz. Şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra üzerine arta kalan hamuru toparlıyorum. Tekrardan beze haline getireceğim. Bezeyi bir köşeye kaldırdıktan sonra çay bardağı ucuyla şekillendirmiş olduğum bezelerin üzerine Tekrardan bastırıyorum. Bu sayede pişilerimiz simit şeklinde olmuş olacak. Hemen sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde şekillendirme işlemini de tamamladım. Arta kalan bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımı ile büyütüyorum. Bu bezeye de aynı işlemi uyguluyorum. Orta büyüklükteki kase ile üzerine bastırarak şekillendirme işlemini tamamlıyorum. Bezemizin ne batını görüyorsunuz. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince oldu. Yumuşacık bir hamur hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Bu sırada çok fazla undan yardım almamaya özen gösteriyorum. Yağda kızartırken hamurumuzun güzel kabarabilmesi için çok fazla un kullanmayalım. Kıyısında köşesinde kalan hamurları da çay bardağı yardımı ile şekillendiriyorum. Son kalan hamurumu da değerlendiriyorum. Üzerine bir miktar un serptikten sonra oklava yardımı ile büyütüyorum. Bu defa şekillendirme işlemini rulet yardımı ile yapıyorum. Dilerseniz bıçakta kullanabilirsiniz. Bu sayede hamurumun tamamını değerlendirmiş oluyorum. Büyük boy tavamı ocağıma aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra ısınmaya bırakıyorum. Yağın sıcak olduğunu tahta kaşık yardımıyla anlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde baloncuklar oluştuktan sonra hazırlamış olduğum pişileri kızgın yağın içerisine ekliyorum. Ocağımın ısısını orta dereceye getirdim. Pişilerin çok güzel bir şekilde kabararak kızarması için Yüksek derecede pişirirsek eğer çok çabucak kızarabilir ve içerisi çiğ kalabilir. Pişilerim harika bir şekilde kabardı. Hemen altlarını kontrol ettikten sonra diğer tarafını çevireceğim. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Dakikalar içerisinde kızarıyor. Kızarmış olan pişilerin diğer tarafını çevirdim kontrollü pişirmeye devam ediyorum. Çay bardağı yardımı ile şekillendirmiş olduğum pişilerin ortasına delikler açıyorum. Ortasının çiğ kalmaması için. Yine aynı şekilde kızgın yağın içerisine hazırlamış olduğum pişileri ekliyorum. Saniyeler içerisinde kabarmaya başlıyor. Kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Hafta sonu kahvaltıların vazgeçilmezi pişi tarifi, enfes bir tarif. Malzemelerimi açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi kolaylıkla deneyebilirsiniz. Çay bardağı yardımı ile şekillendirmiş olduğum pişilerin tamamını tavanın içerisine ekledim. Dakikalar içerisinde kızarıyor. Hemen ters düz yaparak pişilerimin tamamını kızartıyorum. Pişilerimin tamamını kızarttım. Hemen servis tabağıma alıp sıcak sıcak servis yapıyorum. İnanın hiç abartmıyorum. Yok böyle bir tarif diyebilirim. Dakikalar içerisinde hazırlamış olduğum pişilerin içerisini açıp sizlere de ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğum pişilerimde hamurlanma olmadı. Dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi oldu. Hemen sizlere de ortasını açıp göstermek istiyorum. Pişilerim o kadar güzel kabardı ki hiçbir şekilde hamurlama olmadı. İçerisine katmış olduğum dereotunun kokusu bir bambaşka. Lor peyniri ve dereotu birleştikten sonra inanılmaz bir lezzet veriyor. Yine sizlerle birlikte çok lezzetli bir tarif hazırladık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.